Efendim TV'lik ekranlarına hoş geldiniz. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Gündem programıyla karşınızdayız. Bugün yanımızda çok önemli konuklarımız var. Kuzey'in erenleri diye tabir ettiğimiz vatandaşlarımız aramızda. Onları kısaca ben tanıtmak istiyorum size. Dursun Ali Göktepe, Güvenç Abdal Ocağı dedesi. Eyvallah. Dede hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Yahya Aslandaş, Sivas Ali Baba Tekkesi dedesi. Yahya Bey hoş geldiniz. Eyvallah. Ali Aker, Erdebil Süreyi dedesi ve Alevi Bektaşi Kanaat Önderi. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Ve yanımızda tabii ki de Aşık Özgür Mekansı Sivas Pir Sultan Ocağı aşıklarından. Hoş geldiniz Özgür Bey. Hoş bulduk, sevgiler saygılar efendim. Efendim bu yıl biliyorsunuz 2021 yılı Hacı Bektaşi Veli yılı ilan edildi. Bunu konuşacağız gündem programında. O yüzden karşınızdayız. Kısaca başlamak istiyorum. Ali Aker Bey ile başlamak istiyorum. Bu yıl Hacı Bektaşi Veli yılı olması Aleviler için ne anlam ifade ediyor Ali Bey? Bunu kısaca bize anlatır mısınız? Evet, tekrar iyi akşamlar Samet Bey. Kuzey'in erenlerinin yurdu güzel ordumuzdan tüm canlara selam olsun. Horasan'dan Orta Avrupa'ya uzanan Avrasya coğrafyası manevi anlamda Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi tarafından başlatılan düşün inanç geleneğiyle aydınlanmıştır. Hoca Ahmet Yesevi geniş Türkmen kitlelerine kendi dil ve kültürleriyle iç içe geçen bir İslam yorumu ortaya koyarak Piri Türkistan sıfatını kazanmıştır. Hoca Ahmet Yesevi tarafından kurulan Yesevi dergahı bu tasavvuf neşesinin mekansal merkezi olmuş ve bu merkezden feyz alan dervişler aracılığıyla temelleri Ehl-i Beyt ve 12 imamlar olmak üzere öz İslam değerlerine dayanan inanç ve düşünce geniş bir coğrafyada yüzlerce yıl kitlelerin kimliği olmuştur. Yesevi dergahıyla inançsal ve tarihsel bağlantısı olan dervişler arasında özellikle Hacı Bektaş Veli son derece önemli bir yer taşımaktadır. Tarihi kroniklere göre Hacı Bektaş Veli Yesevi dergahından aldığı telkin ile binlerce kilometreyi yıllarca süren bir yolculukla aşıp Anadolu'ya gelmiştir. Alevi Bektaşi inancı 13. yüzyılda Hacı Bektaş Veli'nin Horasan'dan Hoca Ahmet Yesevi dergahından Anadolu'ya Bektaş seni Urum'a saldık git ve oraları irşad et telkiniyle Anadolu'da temellemeye başlamıştır. Hacı Bektaş Veli neslinden geldiği Ehl-i Beyt ve kendini adamış bir ulu mürşit olup binlerce kilometrelik bir mesafeyi aşıp Anadolu'ya gelmiştir. Anadolu'da ilk ziyaret ettiği bölge Tunceli yöresi olup Alevi inancının ilk bu yöre yaymaya çalışmıştır. Ardından Sivas ve Kayseri üzerinden Nevşehir'e gitmiş ve bugün adıyla anılan ilçede ki o tarihte Suluca Karayük adlı bir köy dergahını kurarak Eren inancını Anadolu'ya yaymıştır. Hacı Bektaş Veli Anadolu ve eş zamanlı olarak Balkanlar'da Alevi Bektaş inancını dergahında yetiştirdiği dervişler ve bu dervişlerine görevli olarak gönderdiği bölgelerde ocak tekke kurdurarak temellendirilmiştir. 13. yüzyıl Anadolu ve Anadolu kültürünü için önemli bir milattır. Hacı Bektaş Veli ile çevresinde örgütlenen derviş kitlesi dönemin tüm siyasi, askeri, sosyal, ekonomik, kültürel açmazlarına karşılık Küçük Asya Anadolu'dan insan merkezli bir söylemi geliştirmiştir. Öğreti Orta Çağ'ın düşünce inanç paradoksunun dominantlığına karşılık insanlığa yabancılaşmayı öteleyen bir model sunabilmiştir. Hacı Bektaş Veli düşün inanç sisteminin Anadolu coğrafyasında coğrafyası kadar temellenip temsil edilme imkanı bulduğu bir coğrafyada Balkan coğrafyasıdır. Balkan coğrafyasında 13. yüzyılda sarı saltık ile temsil edilmeye başlayan Alevi Bektaşi inancı devamında onlarca derviş Orta Avrupa'ya kadar ulaşan bir etkinlik sahası oluşturmuştur. Balkan coğrafyasında sarı saltık ile başlayan Güvenç Abdal Seyit Ali Sultan Kızılderi, Otman Baba, Musa Baba, Harati Baba, Ak Yazılı Sultan ile devam eden derviş Eren temsiliyetinin 16. yüzyıldaki en önemli temsilcilerinden biri de Gül Baba'dır. Gül Baba Kanuni Sultan Süleyman döneminde Macaristan seferlerine katılarak Yeniçeri Bektaşi maneviyatını ve ruhunu Budapeşte'ye kadar taşıyıp ulaştırmıştır.
Budapeşte merkezli olarak Bektaşi kültürünü Macaristan sahasına ulaştırmıştır. Ve insanına tanıtan Gül Baba'nın asıl adı Seyit Cafer'dir. Benim büyük dedemdir kendisi. Evet. Onu da biraz sonra anlatacağım. Şimdi bu sene söylediğiniz gibi Hacı Bektaş Veli Efendimizin UNESCO tarafından ilan edildiği bir yıl. Onun için ben size nereden geldik, kim olduğumuzu birazcık anlatmak istedim. Evet. Bizim için çok önemlidir. Bizim için önemli olmasının sebebi bu ön yargıları bizim ve diğer inanç mensubu olan insanların arasında biz kaldırmak istiyoruz. Birlik ve beraberlik çağrısı yapıyoruz. Biz bu vatanın, bu toprakların öz evlatlarıyız. Bu vatanı yani Türkleştiren, İslam ruhunu getiren, İslam'ı Balkanlara kadar taşıyan öz evlatlarıyız. O yüzden istiyoruz ki gelin canlar bir olalım, beraber olalım, iri olalım. Hep beraber bu topraklar bize yeter. Biz bugüne kadar isyan etmedik. Çünkü bizim has topraklarımız. O yüzden bizim öz amacımız birlik ve beraberlik. Ne zaman beraber olursak güçlü oluruz. O yüzden gelin canlar bir olalım diyorum. Evet, güzel bir açılış konuşması oldu. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Güvenç Abdal Hoca dedesi Dursun Ali Göktepe'ye geçmek Eyvallah. İstiyorum. Dursun Ali Bey, siz de hoş geldiniz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Yarın bir etkinlik olacak Gürgen'de. Evet. İzleyicilerimize evet. Buradan duyuralım. Evet. Bu etkinlik hakkında kısa bir bilgi verir misiniz ve ardından Güvenç Abdal'dan bahseder misiniz bize? Eyvallah, çok teşekkür ederim. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum, bizi izleyen bütün canlara. Yarın Gürgentepe'de, evet. Güvenç Abdal Cem evimizde, evet. Ali dedemin de arz ettiği gibi bu sene UNESCO Hünkar Hacı Bektaşi Veli yılı ilan etti dünyada. Evet. Dünyanın birçok ülkesinde bu etkinlikler kutlandı. Nasıl kutlandı? Hünkar Hacı Bektaşi Veli'nin sözleri, felsefesi, düşüncesi, görüşü, ilmi, bilimi anlatıldı. Ne diyor Hacı Bektaşi Veli? Çok güzel sözleri var şüphesiz. Bir olalım, iri olalım, diri olalım. İncinsen de incitme. Şimdi bu söz herkese lazım. Bütün insanlar incitmemeyi öğrenirse kimse kimseyi incitmez. Çünkü incitmemeyi biliyor, onu öğrendi. İncitmeyi bilen bir insan incitir. Ama incitmemeyi bilirse Hacı Bektaşi Veli Efendimizin dediği gibi kimse kimseyi incitmez. Biz de bu manada bu sene Hünkar Hacı Bektaşi Veli yılı münasebetiyle Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızın da katkılarıyla, hı hı. Sayın Valimizin de katkı, çok çok herkese çok çok canı gönülden teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, personeline, Ordu Valimize, Gürgentepe İlçe Belediye Başkanımıza, hı hı. hepsine saygılarımızı buradan göndermek istiyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Güvenç Abdal, Hünkar Hacı Bektaşi Veli'nin dervişlerinden bir tanesi. Hünkar Hacı Bektaşi Veli Efendimiz Anadolu'ya geldiğinde beraberinde Türkçeyi de getirdi. Evet. Türk dilini de getirdi. Barışı getirdi, hoşgörüyü getirdi, saygıyı getirdi, sevgiyi getirdi, muhabbeti getirdi bu topraklara. Tabii Hünkar Hacı Bektaşi Veli'nin tek başına bunu yapması imkansız. Ne yapacak? Kendi dergahında, kendi ilmiyle, kendi bilimiyle yetiştirdiği ocak zatlarını, ocak büyüklerimizi Anadolu'nun muhtelif yerlerine gönderdi. Bir nevi bu bir ekip işi. Tabii ekip işi. Ben binlerce derviş gönderdim. Abdal Musa'yı Antalya'ya gönderdi. Hubyar Sultan'ı İç Anadolu bölgesine gönderdi. Güvenç Abdal'ı da Karadeniz'e gönderdi. Anadolu coğrafyasında ulaşılması en zor olan yer Gümüşhane Kürt'ün Daştece köyü. Güvenç Abdal 12. yüzyılların ilk yarısında gelip o bölgeye ilk yerleşik Türkmen köyünü kuruyor. O dönemde Pontus Rum Devleti var Trabzon'da. Evet. İlk yerleşik Türkmen köyünü o bölgeye Güvenç Abdal kuruyor.
Hatta adıyla Kovanlık Kayası diye bir mağaranın içine yerleşiyor Güven Çaptal. O bölgeyi irşat noktasında, o bölgede faaliyetlerini sürdürüyor Güven Çaptal. Köyde geçim sıkıntısı oluyor ve göç vermek durumunda kalıyor. Anadolu'nun 20-25 vilayetine dağılmış durumda Güven Çaptal Ocaklıları. 450 tane köyde Güven Çaptal Ocağı'na mensup canlar yaşıyor. Evet. Biz de o Güven Çaptal evlatlarından acizane onların talibiyiz. Peki Alevilikte ocaklar ne anlam ifade ediyor Dursun Ali Bey? Şimdi Alevilikte ocaklar ne anlam ifade ediyor? Tabii toplumun bir arada tutulması için, bir bütün olmaları için, hoş muhabbet içerisinde olmaları için ocaklar çok önemli. Evet. Tabii şimdi Alevilikte yıl görgüsü vardır. Bu yıl görgüsü, hemen çok kısa arz edeceğim. Örnekte hata olmasın. Arabanın fenli muayenesi gibidir. Araba nasıl ki fenli muayeneden geçemiyorsa, geçemediği gibi de trafiğe çıkamıyorsa, Alevi Bektaş inancında da yıl görgüsünden geçmeyen ceme giremez. Bunun için de bir kurum lazım, bir ocak lazım, ocağa mensup dedeler lazım bunların yürütülebilmesi için. Evet. Denetim merkezi. Tabii denetim merkezi, yani bu çok önemlidir. Ocaklar çok önemlidir Alevi Bektaş inancında. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben Sivas Ali Baba Tekkesi dedesi Yahya Aslantaş'a geçmek istiyorum. Yahya Bey, siz de hoş geldiniz. Eyvallah, hoş bulduk. Sivas'tan geldiniz ordumuza, ordu şehrine hoş geldiniz Sivas'tan. Evet. Türkiye'nin her yerinde Alevilik inancı ocaklarla temellendirilmiş durumda Yahya Bey. Ancak ocak deyince, Alevilik deyince akla ilk gelen yerlerden biri de Sivas. Sivas deyince akla ilk gelen ocaklardan biri de Ali Baba Ocağı. Ali Baba Ocağı ile ilgili bilgileri bizimle paylaşır mısınız? İzleyicilerimizle paylaşır mısınız? Eyvallah. Öncelikle TB52 kanalına mihman olduk. Servet Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Samet Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Ebi ecdatlarımız bin yıllık tarihinin izinden bu bölgelerden gelmiş ve bu bölgelerde otaklar kurmuş, gönüller aşılamış. Biz de o bize verilen nefesle beraber bu bölgedeki ebi ecdatlarımızın bizlere bırakmış olduğu o otaklarda yine yarınki yapılacak Güven Çaptal Ocağı'ndaki Gürgentepe'deki ceme katılmak arzusuyla geldik. Evet. Ve bu akşam da yine bizleri de konuk ettiniz. Buradan da bize düşen noktalarda paylaşacağız. Güven Çaptal Cemi'nin lokmalarını paylaşacağız birlikte. Ebi ecdatlarımız birlikteydi. Bizler de birlikte devam edeceğiz. Ali Baba Sultan İran'ın güneyinden Engize köyünden hareket eder Ali Baba Sultan. Ve bu bölgede geçiş yaptığı önce Trabzon gibi bir bölgeye de adım atar. O bölgede dergaha bağlı taliplerinin olduğunu ve daha sonra da dönemin baskıcı rejimleriyle beraber de bir kısmının yine sünni iştidadıyla yönetildiğini görüyoruz. Yine geçiyor ordu bölgesinden Samsun, Niksar ve Ladik, Tokat, Amasya gibi Merzifon gibi bölgelerde Sivas'a geçerken bu bölgelerde de ocağa bağlı bir yüksek 3 milyona yakın bir talip camiası nakş olur. 1540'lı yıllarda Sivas'ın zenginleri Sinan Paşa'dan, dönemin padişahlarından birileri giderler, arsa alırlar, 8 tarla bir vakıf kuracağı yeri. Sivas'a 1 kilometre uzaktaki bir bostan köyünde bir vakıf kurulur. Oradaki Müslüm ve gayrimüslim 7 haneli bostan köyü dergahı Ali Baba Sultan'la bütünleşir. Buradaki bu sevgi Sivas'ta da bütünleşir. Sivas halkıyla iyi bir aşure olur, aşina olur. Zaten Sivas
o dönemleri de, ondan önce de bir aşıklar yurdu, evliyaların birlikte olduğu bir münezzeh bir vadimiz, toprağımız. Bu dergah Çorum Sungurlu ve Ankara Kırıkkale, Edirne'ye Kars'a varana kadar, Edirne'den Kars'a varana kadar Ali Baba sevgisi büyük bir çapta hak gönüllerde yer bulur. Ve Ali Baba sevgisi dünyayla bütünleşir, atasözleriyle özleşir, aşk kaynatır dergahında, üç öğün geceli gündüzlü mihmanlar, konaklar, aşıklar, sadıklar yetişir. Bu bölgeden zamanın içinden 1580'li yılların yarısında dönemin yine baskıcı rejimlerinden kaynaklanan sürgünler icra olur, dergah bırakılır. Beş kardeş dergahtan ayrılır. Birisi Beyazıt, Su şehri, Sulusaray, Beyazıt köyüne yerleşir büyük abileri. İkincisi Fezullah Efendi, Sivas Afyon Bayramtepe köyüne yerleşir. Üç kardeşimiz de Mehmet Tahir, Abdurrazak, Akı Mehmet, Ladik bölgesine yerleşir. Özalan Çam içinde ocağa bağlı 15 bin talip var. Hepsine saygıyla, sevgiyle, hürmetle bakıyoruz. Bu bölgedeki çalışmalarımızın içinde de ocaklarımız kapatılınca, dergahlarımız kapatılınca bizler başı kesik bir noktaya dönüşmüşüz. Yani dergahta gittiklerinde bir çalışma yok, bir ağaç bulurlar, iplik bağlamışlar, türbenin kenarına bir de adakları varsa kulak kesmişler. O günden bugüne kadar Alevilerin ocaklarının kapatılışlarıyla beraber bassız yürümektedir. Bu ocakların tekrar faaliyete geçerek Anadolu'daki insanlığın dünyaya, dünya hükmettiği gibi tekrar buradan yine dünyaya bir güzel, barış, insancıl yaşam sergileneceği bu ocaklardan geçilecek. Çünkü bu ocakların din ve mezhep kaygısı yok, sınır kaygısı yok, nerelisin kaygısı yok, sadece insan sevgisi, hoşgörü. Bu hoşgörüden ve insan sevgisi dünyaya lazım, herkese lazım. Bu ocaklardaki pişen aşure aşkı dünyayla bütünleşmek, 8 milyar dünya insanını bir canla, bir gözle bakarak bir noktaya çekmek arzusundayız. Tabi Bayramtepe'deki Fezullah Efendimizin türbesi yapıldı, oradaki dergahımızda aşlarımız kaynıyor. Yine Beykonağı köyünde Akı Sultan Asa Suyu denilen 1544 doğumlu, 1955'te Hakk'a göçer, 56'da da suyu, 55'te suyu çıkarır, 56'da Hakk'a göçer. Oraya bir dergah kurduk. Gelen giden mihmanlarımızın lokmalarını rahat pişirip paylaşabilmeleri için. Yine Ladik'in Budakdere köyünde Mehmet Tahir Efendimizin derneğini ve vakfiyesini kurduk, devam ediyor. Baş derneğimiz Ali Baba Sultan Derneği İstanbul Pendik Aydos'ta faaliyetlerini gösteriyor. Cemevinde Ali Baba Ocağı'na bağlı ve gönül dostlarımızla muhabbetlerimizi paylaşıyoruz. Bu bölgede de belki ulaşamadık, zaman zaman dergahlarımızdan uzaklaşınca kayıtlarıyla beraber bölgedeki taliplerimize ulaşamadık. Bir çağrımız var. Yani Ali Baba dergahının ve bağlı taliplerin Ali Baba Sultan Derneği ile de bütünleşerek tekrar biz bu bölgedeki, yani Trabzon'dan Türkiye'mizin Edirne'den Kars'a kadarki olan bir bağımızı yeniden pekiştirmek istiyoruz. Bu birlikteliği yaşatmak istiyoruz. Çünkü bassız bir cem, bassız bir muhabbet hoş değildir. İnsanı insana götüren bir aşk vardır. O da bu ocaklardan geçer, mürşitten, pirden geçer. Çünkü ikrarı olmayanın muhabbeti yoktur. İkrarı olansa mürşitten doğandır. Mürşitten doğanlar da ölümsüz evrendeki yaşayan, kendini bilen ruhaniyetine sahip olan aşklardır. Aşk olsun.
Çok sağ olun. Zamanımız çok kısa. Şimdi ancak sözlük olarak geçtik. Ümit ederim yarın Gürgentepe'de Güvenç Abdal Sultanımızın dergahında aşure olacağız. Dokmalarımızı paylaşacağız. Eyvallah. Bizleri dinleyen, bizleri isteyen canlarımızın orada beraber lokmamızı paylaşmaya buyur ediyoruz. Aşk olsun. Ali Bey, size dönmek istiyorum. Evet. Alevilikte bilimsel ve akademik çalışmalar oldukça önemli. Sizin bu bağlamda yürüttüğünüz çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz bize? Evet. Allah nasip ederse biz bu sene canlarımızla, yani liyakatlı, güçlü, bilgili canlarımızla Alevi Bektaşi Araştırma Enstitüsü kurmak istiyoruz Ankara'da. Evet. Çok sayıda akademisyen kardeşlerimiz var. Başta Coşkun Köker hocamız, kendisi bugün bu akşamın da mimarı. Biraz değineyim, 6 ay oldu ben kendisini tanıyalı, iyi ki tanımışım. Ben Erdebil Süveyi'nden Şah İsmail Hatay Efendi'nin torunluyum. Ocaksadeyiz, dede çocuğuyuz, aynı zamanda dedeyiz ama dedelik konusunda şu an aktif çalışmalarım yok. Büyüklerime, dedelerime bırakıyorum o görevi. Benim amacım daha çok insanlarımızı birleştirmek. O yüzden yani Bektaşi kanat önderi olarak, Alevi Bektaşi kanat önderi olarak yani misyonumu ve hatta görevimi yapmak istiyorum. Ali Bey, araya girip bir soru sormak tabii istiyorum buyurun. Size. İzleyicilerimiz belki bir kısmı bilmiyordur. Alevilikte dedelik ne demek? Alevilikte dede ne yapar? Alevilikte dede, herkes dede olamaz. Dedelik mürşit, yani mürşit olmak gerekiyor. Ocaktan gelecek. Yani biz biraz önce bahsettiğim gibi Şah İsmail Hatay Efendimiz'in soyundanız. Evladı Resul'üz yani. Evladı Resul olması gerekiyor. Yoksa herkes dede olamaz. Evet. Dede dediğimiz insanlar, insanları bir araya getirip Dursun Ali dedemin bahsettiği gibi, nasıl misal arabaya tüf alıyorsunuz, bizim ocaklarda da bu insanlar denetimden geçip yanlış yola gitmemesini engellemiş oluyoruz. Kötülük yapmayacak. Yani eline, diline, beline sahip çıkacaksın diye. Bizim öz İnancımız bu. Ya bu herkes için geçerli. Eğer bunu gerçekten dünya uygulamış olsa zaten dünyada barış olur. Savaşlar, kavgalar olmaz. İlimin ne kadar önemli olduğunu zaten bugün de biliyoruz. Yani ne kadar önemli olduğunu. İlimin yolundan gidilmeyen sonu karanlıktır. Evet. O yüzden gençlerimizi, evlatlarımızı, çocuklarımızı gerçekten iyi yetiştirelim. İlim olmadan hiçbir yere varamayız. Geçen sene ben, Allah nasip etti, Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'daydım, cephedeydim. Aynı zamanda ben basın mensubuyum. Evet. Orada gördük Türk'ün gücünü. SİHA'ları gördük, İHA'ları gördük. Yani ilim, bunlar ilim yani. Zamanında Zülfikar'ımızla savaşmışız. İlim, bugün Zülfikar'da ilim. Yani devam olarak. Bir dakika dönüş yaparsın. Buyurun efendim. Bir şey mi söyleyecektiniz? Buyurun, buyurun Yahya Bey. Evet, tabii ki eksik bir noktamızı değinmek arz ederdim. Ali Baba Sultan Dergahı'nın arşiv çalışmalarını yoğun bir tempoda başlattık. Bir yıldır yoğun bir hızda devam ettirdik. Yine Ali Baba Sultan Derneğimizin Başkanı Sayın Tahir Aslantaş yine bu arşivlerle ilgili, dergahla ilgili bir yoğun mahkeme devam ediyor. Ya ilk defa bir Alevi tekkesinin devletle ilgili bir devleti mahkemeye verdik tekkemizin iadesi için. Buradan yine Sivas mülkamillerime özellikle rica ediyorum. Susamışlar Konağı'nın ismini Ali Baba Tekkesi olarak, Ali Baba Camisi'nin evet camisidir ama bir de Ali Baba Camisi ve Türbesi olarak da onun nakşedilmesini arz ediyoruz. Bu dergahımızın bağlı Ali Baba Sultan'a ait 4000'in üzerinde arşiv çalışmaları başlattık. Belgemiz elimize nakşi oldu. Üniversiteden Coşkun Kökel hocamızla bütünleştik. Yakında kayıta geçireceğiz. Ümit ederim ki ocağa bağlı taliplerimiz, gönül verenlerimiz de bizimle beraber olur. Bu yapıtı da hayata geçiririz. Aşk olsun. Sağ ol. Çok sağ ol. Evet, ben devam etmek istiyorum. Bilimsel ve akademik çalışmalardan bahsediyoruz. Evet, bilimsel ve akademik çalışmalar. Evet. Allah nasip ederse 52 Ocağın çalışmasını yapacağız. Bu çalışma nasıl yürüyor? Osmanlı arşivinden nerede kim var, hangi dergi, hangi türbe, bütün kayıtları çıkarıp insanlarımıza bunu sunacağız. Tabii ki bu bilimsel olarak mümkün. Ayrıştırma konusuna gelirsek, yani bunu nasıl yok edebiliriz? Eğer biz bilimsel varsak, bunu ortaya koyabilirsek
İnsanları o şekilde ikna ederiz. Bu sene Allah bize nasip etti. İlk Kütahya Doğumlu Pınar Üniversitemizle Hacı Bektaş Veli Efendimizin anma törenini yaptık. Bunun 31 Temmuz'da da benim köyüm Kütahya Doğumlu Pınar Allıören Köyü'nde Cem evimizin açılışını yaptık. Bu vesileyle Hacı Bektaş Veli Efendimizin anma töreni ve Seyit Hurma dedemizin anma törenini düzenledik. 2000'e yakın canımız geldi. Türkiye'nin her tarafından. Devletimiz yanımızdaydı. Valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, bütün devletimiz oradaydı. Çok güzel bir şey oldu. Biz devletimize karşı değiliz. Biz devletçiyiz. Biraz önce de bahsettim. Bu topraklar bizim hepimizin toprakları. Bilim, ilim çok önemli. O yüzden çalışmalarımız ilim üzerinde devam edecek. İlimle sergileyeceğiz, kanıtlayacağız. İnsanlar da görecek. Kulaktan dolma bilgilerle insanlar artık yani yönlendirilmiyor. Görsünler, ona göre kendileri karar versinler. Bu tür çalışmaları Anadolu'nun, yani Türkiye'nin her tarafında yapıyoruz. Kütahya köyümden başladık. Sivas Hafik'te Ali Baba Sultan, evet, sizin çalışmanıza, etkinliğinize katıldık. Bizim çalışmalarımız, insanlarımız duysun, görsün, biz ne anlatıyoruz, biz ne istiyoruz. Sürekli basın, yani arkamızda, basınımızda, yani sağ olun burada, basınımıza büyük görev düşüyor. İnsanlarımıza duyurarak yolumuza devam ediyoruz. Arkasından Tokat, Amasya bölgesinde etkinlikler düzenledik. Salihli, Kabazlı köyünde benim talebim olan, yani en az %70'i bine yakın haneden oluşan, pardon, bine yakın insanımızın, öyle diyeyim, talebi olduğum köyde çok güzel bir anma töreni yaptık. Dediğim gibi aynı zamanda devletimiz oradaydı. Bu gerçekten sevindirici. Biz öz evlatlar olarak bu devletimizin içinde temsil edilmek istiyoruz. Yani fazla bizim, evet, isteğimiz yok. Ve Tunceli'ye gittik. Sayın Coşkun Hocam'ın memleketine. Evet. Tunceli Valimiz, Sayın Valimiz Mehmet Ali Özkan Bey sağ olsun bizi çok güzel ağırladı. Kendisine buradan teşekkür etmek istiyorum. İl müftüsüne, emniyet müdürüne. Orada biz ocak ziyaretleri yaptık. Hozat'ta Sarı Saltık ocağını ziyaret ettik ve Allah nasip etti orada bir kurban adamıştık, onu kestik. Ve aynı zamanda Hozat'ta Derviş Cemal ocağını ziyaret ettik, Nazimiye'de. Kureyşen ocağı ve Düzgün Baba ocağına gittik. Bugün de Ordu valimizle görüştük, sağ olsun bizi kabul etti. Yani çok güzel şeyler oluyor bu sene. Devamını bekliyoruz. Her zaman da biz dediğim gibi devletimizin yanındayız. Yani bu devlet bizim devlet. Hükümetler bugün var, yarın yok. Ama biz kalacağız. Devlet olarak kalacağız. Türkiye Cumhuriyeti olarak ilelebet kalacağız diye bütün canlara tekrar birlik ve beraberlik mesajını sunmak istiyorum. Biz birlik olursak hiçbir dış güçte, hani diyoruz ya, dış güçler bize saldırıyor, saldırıda bulunuyor, bizi yenemez. Yani mümkün değil, onunla müsaade etmeyeceğiz. Buradan tekrar tüm 52 TV izleyicilerine, tüm canlara selamımı sunmak istiyorum. Efendim, aramızda Sivas Pir Sultan de Ocağı aşıklarından aşık Özgür Mekansız da var. Ben ona da dönmek istiyorum. Sayın Mekansız, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun. Alevi kültürüyle ilgili siz neler söylemek istersiniz, Alevilikle ilgili? Alevilik ile ilgili çocukluğumuzdan beri ecdatlarımızdan, dedelerimizden öğrendiklerimiz, Alevilik bir yaşam biçimidir. 73 millete bir nazarla, bir saygı ile bakmaktır, sevgi ile bakmaktır. Hiç kimsenin hakkına, hukukuna adaletsiz davranmamaktır. Herkese eşit davranmaktır. Bu yönde yani Ocaksade geçmiş Ali Baba Sultan, Pir Sultan, Hacı Bektaş Veli Efendimiz, Sarı Saltık Efendimiz, bunlardan aldığımız feyiz ile bizler de yani bu sancağı elimize aldığımız gibi alnımızın akıyla o menzile götürmek maksatıyla
mücadele veriyoruz sevgili dedelerimle birlikte, onların ışığında, onların izinde yürüyoruz, yürümeye de devam edeceğiz. Dedemin dediği gibi devletçiyiz, devletimizin yanındayız, her zaman da devletimizin, milletimizin yanında olacağız. Herkese saygılar, sevgiler sunuyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Bizi izleyen bütün canlara selamlar olsun, sevgiler olsun. Dursun Ali Bey, geçtiğimiz ay Ağustos ayı biliyorsunuz Muharrem ayıydı. Evet. Muharrem ayı ile ilgili neler söylemek istersiniz? Muharrem ayını anlatır mısınız bize? Aleviler için, Alevilik için, Alevilik kültürü için Muharrem ayı ne ifade ediyor? Şimdi Muharrem bir ayın ismi. Bu ayda ne oldu? Bu ayda Hazreti Peygamber Efendimiz'in torunu. Evet. Şah Hüseyin'i Gerbela Sultanı şehit edildi. Hazreti Peygamber Efendimiz'in torunu. Evet. Şehit edildi. Nasıl? Hunharca. Hiçbir canlıya reva görülmeyecek şekilde şehit edildi. Şu çok acıdır ki Hazreti Hüseyin Efendimiz Gerbela'ya 72 kişiyle gidiyor. Karşısında 11 bin asker var. 11 bin asker 72 kişiye savaş açıyor. 72 kişiye. Fırat Nehri o Gerbela'da savaş yapılan yere 350 metre mesafede. Oradan bir yudum su vermiyorlar Hazreti Hüseyin'e. Ve Muharrem ayının 10. günü şehit oluyor. Bizim için 15 gün Muharrem ayı içerisinde Yas-ı Matem günümüz. Bizim acı günümüz. O 15 günde ne yaparız? Hayvan kesmeyiz. Et yemeyi tercih etmeyiz. Yumurta kırmak istemeyiz. Niye? Yumurtanın da içinden sonuçta bir canlı çıkıyor. Bizim için böyle çok önemli aydır. Dahi şimdi pek o kadar belki şey yapılmıyor ama biz 15 gün tıraş dahi olmazdık eskiden. Çünkü tıraş olurken bir yerimizi keseriz, kan çıkar. Kan akmaması noktasında tıraş dahi olmazdık. O 15 gün bizim için, aslında herkes için bu böyle olmalı. Hazreti Peygamber'e selavat getiren, şefaat ya Resulallah diyen, iki cihanın serveri, İki cihanın güneşi Hazreti Muhammed Mustafa'nın sevgili torunu şehit ediliyor Hunharca. Ve bize şöyle anlatırlardı. Buyurun. Her Musa'nın bir Firavunu vardır. Her Hüseyin'in de bir Yezid'i vardır. Her Ali'nin de bir Muaviye'si Mervan'ı vardır. Bunlar olacaktır, olmuştur, olmaya da devam edecektir. Buraya bir nokta koymak istiyorum. Az önce dede dediniz. Evet. Tabii dedem sağ açıklama yaptı. Sizi dede dinlemek isteriz. Buyurun. Dede bir ailenin en yaşlı kişisidir. Evet. Senin hanende mutlaka deden vardır. O ailenin, o hanenin en yaşlı ferdine dede denir. Evet. Ali Bektaş inancında da dedenin manen bir büyüklüğü var. Az önce bahsettik onu, ocaklardan. Kimler bu? Hazreti Peygamber Efendimizin soyu, Hazreti İmam Ali Efendimizin soyundan gelen 12 tane imam. O imamların çocuklarına saadet denir. Seyyidi Saadet. Onlara dedeler, mürşitler denir. Ne demiş Atatürk? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir demiş. Evet.
Ve dedelerimiz, mürşitlerimiz, pirlerimiz, rehberlerimiz bu toplumun önderidir, aydınlatıcısıdır, ışığıdır. Bakınız. Alevi toplumu mahkeme kapısına çok gitmemiştir. Belki yeni gitmiş olabilir ama çok eskiden. Çünkü kendi sorunlarını kendi işlerinde halletmişlerdir. Kimin nezdinde? İşte o dedelerin nezdinde, o mürşitlerin nezdinde, o kanaat önderlerinin nezdinde o sorunlar kendi içerisinde çözülmüş, hallolmuştur. Yine de öyle olması lazım. Biz gidip de niye devletin meşgul edelim? Hiç 3-5 kuruşluk bir şey için değer mi? Değmez. Onun için Alevi Bektaşi inancında barış en ön plandadır. Barış olmasa cem de olmaz, yol erken de sürülmez. Cem'e de giremez tabii ki. Tabii, barış. Atatürk ne diyor? Yurtta sulh, cihanda sulh diyor. Biz barıştan, sevgiden, saygıdan yanayız. Dedem arz etti. Bu devlet bizim. Değil devlet, dünya bizim. Çok güzel. Dünya bizim ya. Bakın, dünya bizim. Ha, dünya ne? Acı bir haber alırız. Yapma ya. Öyle mi olmuş ya deriz değil mi? Üzülürüz yani. Dün bitti, daha geri gelmeyecek. Arkasında bir de yağsı var. Dünya bu. Onun için böyle bir dünyada ne kalp kırmaya değer, ne incitmeye değer, ne de gönül kırmaya değer. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Şunu arz edeyim. Buyurun. Sayın valimize buradan çok çok teşekkür etmek istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür etmek istiyorum. İlçe Belediye Başkanıma çok teşekkür etmek istiyorum. Kaymakamlarımıza, muhtarlarımıza, dedelerimize, herkese çok çok teşekkür ediyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum. Yarın Gürgentepe'de Akören Mahallesi Yelkırığı Güven Çapdal Cem evinde. Evet, saat. Şu an ekrana geldi. Evet. Saat 11'de başlayacak. Evet. Kuzey'in erenleri. Evet. Orada. Herkesi bekliyoruz. Sağ olsun Sayın Coşkun Kökel hocam da bizlere bilimsel sunum yapacaklar. Ayrıca başka misafirlerimiz de geliyor. Onları da bekliyoruz. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Eyvallah dede. Ali Bey buyurun. Evet, söz istemiştiniz. Buyurun. Dedemin dediğine zaten %100 katılıyorum. Biraz önce ilk konuşmamda da anlattım. Bektaşilik, Türklük nasıl Balkanlara kadar gitti. Biz gönülleri fethettik. Eğer biz isteseydik bütün Balkanları değil Kuzey Afrika'yı da herkesi de, yani Müslüman olmayan ülkeleri de kılıçtan geçirerek Türkçe konuştururduk. Ama biz bunu yapmadık. Çünkü hoşgörü bizim özümüzde. Hoca Ahmet Yesevi'nin kültürü, Hacı Bektaş Veli Efendimiz'in hidayetinde. Evet. Dervişleriyle, binlerce dervişiyle, hoşgörüsüyle, sevgisiyle, başka dinlere, başka insanlara, komşularına saygısıyla Osmanlımız şahlandı. Biliyorsunuz yani imparatorluk olarak. Bu hoşgörünün gerçekten biz anlatabilirsek tekrar dünyaya, dünyada savaş olmaz, barış olur. Ve ayrıca son söylemek istediğim, Alevilik İslam'dır, Kur'an'dır, Ehl-i Beyt'tir. Yani başka bir şey değildir. Bunu bütün canlarımız, bütün insanlarımız bilsin. Biz elhamdülillah Müslümanız. O yüzden yok şöyle yok böyle, bu tür ayrıştırmalara gelin son verin. Gelin canlar bir olalım, iri olalım, diri olalım. Evet. Bu mesajı tekrar vermek ihtiyacı duydum. Evet, son sözü aşığımıza vermek istiyoruz. Öncesinde Yahya Bey'in bir söyleyeceği bir şey var sanırım. Evet. Buyurun. Söyleyeceğimiz dünyadaki 8 milyar insana aşkı niyazımız olsun. Eyvallah.
Arsızda pir size, nursuza yolumuzu düş getirmesin. Kamber kılavuz Allah Hızır Allah. Yoldaşımız olsun. Allah Allah. Anadolu'nun erenleri dünyaya ışık verdi. Işığı devam edecek. Korlandıkça korlanacak. Sırlandıkça sırlanacak. Bu ışıktan nasip almaya dünya insanlarını davet ediyoruz. Tasavvufla buluşsunlar. İnan bu ocaklarda pişmeyen, aşure olmayan, sabaha kadar tesbih de çekse üzülürüz. Mutlak ki bir dergâhtan, bir mürşidin ışığından ışık alacağız. Erenlerin hüsnü himmetleri, kesmi kerametler üzerimize hazır ve nazır olsun. Allah Allah. Vaktin imamı bizi birliğinden ayırmasın. Arsıza, pirsize, nursuza yolumuzu düş getirmesin. Aşk Allah ile. Allah, aşk olsun. Ağzınıza sağlık. Dursun Ali Bey, buyurun. Çok son sözlerinizi alalım. Çünkü edeceğim. Aşık Özgür mekansız bize bir nefes verecek. Ben öncelikle eşime, aileme çok teşekkür etmek istiyorum. Onlar bana en büyük desteği veriyorlar. Oğluma, kızıma, yol kardeşime, bizde müsahip denir. Müsahibime, bütün dedelere çok çok teşekkür ediyorum. Hepsine saygılarımı sunuyorum. Efendim, şimdi sözleri Kul Mustafa'ya ait bir nefes dinleyeceğiz. Aşık Özgür Mekansız'dan. Buyurun. Eyvallah efendim. Ben de sözlerime başlamadan önce buraya gelmemde çok bana destek olan eşime çok sevgilerimi gönderiyorum. Çocuklarımın gözlerinden öpüyorum. Bizi izleyen tüm canlara gönülden, yürekten sevgiler gönderiyorum. Ali Eker dedeme, Yahya dedeme, Sayın dedeme sizlere çok eyvallah, teşekkür ediyorum. O zaman ben de çocuklarıma, eşime selam göndereyim. Ben Almanya'da yaşıyorum. Evet. Senenin 6 ayı Türkiye'deyim. Yolumuza hizmet etmek için yollardayım. Eyvallah. Buyurun her şey. Aşk olsun dedim. Mihman olduk cemimize, hü diyelim demimize. Hayran kaldık yolumuza, bu meydanda, bu divanda. Hayran kaldık yolumuza, bu meydanda, bu divanda. Meydanda oturan canlar, aynı soydan, aynı kanlar. Meydanda oturan canlar, aynı soydan, aynı kanlar. Kalsın kötü, çirkin yanlar, bu meydanda, bu divanda. Kalsın kötü, çirkin yanlar, bu meydanda, bu divanda. Sazlarla coşup çağladık, özümüz hakka bağladık. Sazlarla coşup çağladık, özümüz hakka bağladık. Hüseyin için ağladık, bu meydanda, bu divanda. Hüseyin için ağladık, bu meydanda, bu divanda. Pirimiz
Deniz Bektaş Veli, Abdal Musa Kızılderili, Pirimiz Bektaş Veli, Abdal Musa Kızılderili, Balım Sultan'la Çelebi, bu meydanda bu divanda. Balım Sultan'la Çelebi, bu meydanda bu divanda. Selam rehber olan dosta, niyazımız vardır posta. Selam rehber olan dosta, niyazımız vardır posta. Efendi Mustafa yasta, bu meydanda bu divanda. Efendi Mustafa yasta, bu meydanda bu divanda.